tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün salonlarının kapatılması vatandaşın altın alamamasına neden oldu. Ramazan ayı öncesi düğün veya nişan yapmak isteyen binlerce çift koronavirüs nedeniyle mutluluklarını ertelemek zorunda kaldı. Bu da en çok kuyum sektörünü olumsuz etkiledi. Koronavirüs önlemleri kapsamında düğün salonlarının kapatılması, nikah salonlarına az sayıda kişinin alınması altın piyasalarını olumsuz yönde etkiledi. Koronavirüs nedeniyle geçen yıla göre yüksek seyreden fiyatlar ve ertelenen düğünle nişanlar kuyumcuları iş yapamaz hale getirdi. Gaziantep Kuyumcular Odası Başkanı Sedat Özdenç, Haziran ve Temmuz ayında düğünlerin olacağını tahmin ettiklerini ancak çok yüklü miktarda altın satışı olacağını tahmin etmediğini söyledi. Ya şimdi önce bir defa hakikaten Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza teşekkür ederim. Çok kısa dönemde bu işi çok az da indirgedikleri için halkımıza da özellikle duyarlı olup sosyal mesafeyi ve evden çıkmamalarını öneriyoruz. Haziran ayı, Temmuz ayı belki düğünler olacak, doğru yani. Ama geçip de benim tahminimce öyle çok yüklü miktarda bir altın satışı olacağını tahmin etmiyorum. İnsanlar fiyatın çok yükselmesinden dolayı zaten alış güçleri çok azaldı. Bir bilezik nereden baksan bir 4000 TL'ye yaklaştı. İnsanlarda alım gücü yok. Bence kuyumcu sektörü yavaş yavaş daha çok ayarı düşeğe doğru gitmeye başlayacak. Yani 22 ayar olan olasılığı biraz daha azalacak. Herhalde 8 ayar çıkmaya başlayacak. Artık 8 ayar altın daha fazla revaçta olmaya başlayacak. Belki ileri tarihlerde 4 ayar çıkacak. 4 ayar çıkacak. Fakat düğün sektöründe insanlar zaten bundan önce de eskisi gibi böyle gelip 12 çift bilezik alırlardı, kordon alırlardı, kemer alırlardı. Şimdi bunların hepsi birden bitti. Bir çift alyans, bir çift bilezik, bir küpe, bir kolye alarak bu şekilde düğünlerini yapmaya başladılar. Benim tahminimce bu sene düğün sezonunun çok iyi geçeceği şeyinde değilim. Çünkü düğünler de öyle bildiğimiz şekilde yapılmayacak. İzolasyon şeyinde mesafe şey olacak. 1000 kişilik düğün olmayacak, 300 kişilik, 200 kişilik düğün olacak. Bence biz bu sektör olarak bu olaydan bayağı etkileneceğiz.